Osmanlı Vezir Azamı Zahnoz Paşa'nın hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Bazı araştırmalarda Rum, Arnavut asıllı diye tanıtılır. Vakfiyesinde adının Zahnoz Abdullah şeklinde geçmesi devşirme olduğuna işaret eder. Bir kısım literatürde adı Zahnoz Mehmet olarak zikredilir. Ancak çağdaş kaynaklarda Mehmet adı yer almaz. Denizcilikte gözetleme için Zahnoz, keskin görüşlü yırtıcı bir kuş kullandığı için Zahnoz lakabıyla anılmıştır. Eğitimini Edirne'de Endur'unda yapmıştır. Şehzade Mehmet Manisa'ya sancak beyi olarak gönderilince ilk önce Nişancı Mehmet sonra da Zahnoz Paşa lalalık görevi verilmiştir. ...1443'te Şehzade Mehmet Edirne'ye çağrıldığı zaman Zahnoz Paşa'ya vezirlik görevi verilmiştir. 1444'te ikinci eş olarak da ikinci Murat'ın kızı ve ikinci Mehmet'in ablası Fatma Sultan ile nikahlanmış ve damat olarak alınmaya başlanmıştır. 1446'da vezirlikten azledilip Gelibolu Sancak Beyi ve donanma komutanı olmuştur. 1451'de ikinci Murat ölünce İkinci Mehmet ikinci defa padişah olmasıyla birlikte Edirne'ye dönmüş ve ikinci vezir tayin edilmiştir. İstanbul'un fethi sürecinde önemli görevler yüklenmiştir. İstanbul kuşatmasının en ateşli savunucularından biri olmuştur. Osmanlı donanmasının karayoluyla Kasımpaşa'ya indirilmesini sağlamıştır. Kuşatma sırasında stratejik öneme sahip Haliç surları karşısındaki kesimde Galata Kasımpaşa sırtlarında konuşlandı. Burada kurduğu içinde havan topları bulunan bataryalarla limandaki Bizans ve İtalyan gemilerin hareketlerini önlemeye çalıştı. Fetihten sonra görevden alınıp idam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın yerine vezir azamlığa getirildi. Kızını 2. Mehmet'e vererek onun kayınpederi oldu. Böylece siyasi itibarı doruk noktasına ulaştı. 1456 yılında Osmanlı ordusunda Fatih Sultan Mehmet ile birlikte sefere çıkan Zahnoz Paşa, Belgrad kuşatmasında Sırbistan'ın her yanını fethetmesine karşı şehri alamayıp şehri savunan Janos Hunyadi komutasındaki Macar ordusu ve Haçlı birliklerine yenilmiş ve ağır kayıplar neticesinde kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır. Bu başarısızlığının en büyük sorumlusu olarak Zahnoz Paşa gösterilmiş ve veziri azamlıktan alınmıştır. Kızı sultanın hareminden dışlanmış ve ikisi de Balıkesir'e sürgün gönderilmiştir. Balıkesir'de vefat etmiştir.